Evet, özel fotoğrafçı tarafından fotoğraf çekilebiliyor isterseniz. Çok cüzi bir miktar ücreti var. Ücretlerin fotoğrafları, fiyatları şu kadar, şu şekilde. Bu kaça kaç oluyor? Bu 15-21. 15-21 güzel. 10-15. 15-21 güzel. O ne kadar da 15-21? 8.25 kuruş. Okey. Bu da 5 lira. Tamam, şu 8 küsur olandan olabilir. 4 tane ondan fotoğraf çekindik. Şimdi onların alacağız. Dilerseniz burada özel olarak fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Cüzri bir miktar. Gerçekten çok uygun bir miktar ücretle çekim yapabiliyorlar. Yine burada bir kantin var. Olur da acıkırsanız. Burada tost vesaire, hamburger falan yapılabiliyor. Hamburger ücreti 17,5 TL. Tost 20 TL. Gayet uygun. Dışarıya göre daha çok uygun fiyatlar. İki tane Nescafe aldık. Kahve dünyasının reklam gibi yapalım. İki Nescafe'ye 5 TL verdik. Gayet fiyat uygun. Şöyle küçük bir kafe büfe yapmışlar. Hem fotoğraflar buradan çıkıyor hem de içeride cips vesaire alabiliyorsunuz. Cips dışarıda 15-16 liralık cips burada 12 lira vesaire falan. Kahve zaten iki tanesi 5 lira. Fiyat askeri yönlü olduğu için gayet uygun. Dışarıda da zaten fiyatların bu şekilde olması lazım. Ama maalesef çok pahalı dışarısı, biliyorsunuz. Böyle insanlar oturup dinlenebiliyorlar. Biz fotoğraflar çıkana kadar dinleniyoruz. Sigara içebilirsiniz burada. Sigara içmek serbest, sıkıntı yok. Burası cennet, cennet. Fotoğraflarımızı aldık. Şu şekilde bir şey veriyor. Bunların bu büyüklükteki fotoğraf arkadaşlar 33 TL. Şöyle göstereyim. 4 tane fotoğraf aldım. 33 TL. Hiçbir şey yani, bedava. Bedava ya. Şunu söylemeden de geçemeyeceğim arkadaşlar. İçerideki askeri personel, er ve erbaşlar çok saygılılar. Yani konuşmaları zaten çok mütevazi ve harika konuşuyorlar. Küçüğünden büyüğüne herkese muhteşem bir şekilde sesleniyorlar. Gerçekten TSK personeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personeli gerçekten müthiş. Buradan da hepsine teker teker teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri çok iyi ağırladılar. Çok iyi gezdirdiler. Çok iyi tanıttılar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeri bir başka. Gerçekten. Şu manzaranın muhteşemliğine bakın. Burada çardaklara, banklara oturacaksınız. Elinize kitabınızı alacaksınız. Saatlerce okuyun. Bir tık rüzgar var. Ama manzara muhteşem. Kısa dönem önce burada bir yangın çıkmış. Silahlı kuvvetleri buna müdahale etmişler, buraları köşke sıçramadan tabi müdahale etmişler. Yanan ağaçları kesmişler mecburen. Bakın ağaçlar hala siyah ama doğa kendini toparlar.
Buradan da geri hemen şu taraftan havuzun şey tarafından böyle çıkış yapılabiliyor. Şöyle güzel diye göstereyim. Hemen şu ilerisi ilk geldiğimiz yer. Şu ileri taraf otopark. İşte geldiğimiz yer. Burası da köşkün diğer tarafları. Köşkün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Kıbrıs'ta bizim elimizde bulunmasının, askerin elinde bulunmasının en belirgin özelliği şu meşhur yangın tenekelerini eskiler bilirler. Bizim jenerasyonumuz da tabii bilir. Yeni nesil bilmeyebilir. Çok güzel. Şöyle bir fotoğrafımı alayım. Evet, tekrardan tur için bekleyen insanlar turun açılmasını bekliyorlar. Tur saatinin gelmesini bekliyorlar. Okey, okey. Burayı girişte de çekmiştim. Şimdi çıkacağız zaten. Otoparka doğru gideceğiz. Ve gezimizi sonlandıracağız. Mavi köşk de böyle. Yani köşkün adı mavi. Pencerelerin maviliğinden alıyor sanırım. Ama içeride de bütün odalar rengarenk. Sarı odası var, mavi odası var, pembe odası var, çocuk odası var. Farklı farklı renklerde oda yaptırmış. Hiçbir şekilde paradan kaçınmamış. Dediğim gibi parayı ezmişler resmen. Tabii dönemin mafya avukatlarını yapınca burada da envai şekilde para bilmem ne, o paralar öyle kazanılmış. Evet arkadaşlar, mavi köşk bu şekilde. Yönül istiyordu ki içeride de görüntü çekelim ama izin vermediler. Ama tabii ben videoya görüntü yerine fotoğraflar koyacağım. O fotoğrafların altına da seslendirme ekleyeceğim. Çünkü kesinlikle yasak. Askerlerimiz anlatıyor. Güzel anlatımlarla. Daha iyi oluyor. En azından insanlar bakıp bu ne, şu ne demektense daha detaylı dinleyebiliyorlar. Çok da güzel açıklayıcı oluyor. Tavsiye ederim. Kıbrıs'a gelirseniz mutlaka uğrayın. Çok uzak değil. Zaten Kıbrıs'ın bir ucundan bir ucuna gitmek de birkaç saatinizi alıyor. Mutlak gelin derim. Evet. Görüntüyü burada sonlandıracağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Mavi Köşk, Kıbrıs.